Değerli arkadaşlar, selamlar. Bugün size bir doktora ödevi gönderdim. Bu ödevde ne yapacağız? Bu ödevde size gönderdiğim Word dosyasını indireceksiniz. İndirdikten sonra da Zotero kullanarak size gönderdiğim bu Word dosyasının içerisinde yer alan kaynakçayı Zotero'ya ekleyerek bu kaynakçanın altında yer alan Word dosyasının içerisinde yer alan belgeye atıf atacaksınız. Bunu ödevini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Size gönderdiğim ödev dosyasında siz de şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Aç deyin. Aç dedikten sonra bakın şurada iki tane dosya var. Şu üstteki dosya Word dosyası. Şimdi bu Word dosyasını indirmeden evvel bir defa öncelikle şuradaki videolara gitmemiz lazım. Neden? Çünkü bilgisayarımıza Zotero'nun kurulu olması lazım. O nedenle ne yapıyoruz? Zotero kurmasını ve kullanmasını bilmiyorsak hemen buradaki videoları izlemeye başlıyoruz. Buradaki videoları izlemek için size gönderdiğim bu linki kullanalım. Evet. Linki tıkladık. Tıkladıktan sonra bakın şurada Zotero 24 adet ders. Buraya YouTube linki var. Tıklayalım şuraya. Evet. Tıkladıktan sonra şimdi YouTube'a gidiyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Evet, iyi günler Burada YouTube arkadaşlar. açıldı. Bu Hemen dersimizde stop Zotero. yapalım. Bakın YouTube'da mesela burada ana videolar varken aynı zamanda mesela şu kısımda da Zotero dersleri vardır. Bunlar bakın ders 1, ders 2, ders 3, ders 4 böyle bu şekilde 24 adet ders vardır. Evet arkadaşlar. Tatilde bu videoları izliyoruz. Bir. Şimdi bu videoları mesela izlerken ne yapıyorduk? Zotero'yu indiriyorduk, kuruyorduk. Kurduktan sonra da hazır hale getiriyorduk arkadaşlar. Önce bunları öğrenelim. Videoyu ondan sonra da Zotero'yu bilgisayarımıza hazır hale getirelim. Hazır hale getirdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın onu göstereceğim size şimdi. Videoyu kurduk, Zotero'yu kurduktan sonra program şu şekilde mesela ne yapacaktır arkadaşlar? Kısa yolunu bilgisayara atacak. Masa üstüne gelecek. Hazır olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Biz Zotero'yu açacağız. Evet. Açtıktan sonra arkadaşlar Zotero'ya ne yapacağız? Eser ekleyeceğiz. Bakın ben burada eserler falan eklemişim. Siz de eser ekleyeceksiniz. Nereden eser ekleyeceksiniz? Hemen oraya gelelim. Şimdi ödevimizin arkadaşlar şu sayfasına geliyoruz. Evet, bu sayfasına geliyoruz. Geldikten sonra açıyoruz. Evet, bakın böyle bir ekran çıkacak. Siz buna aldanmayın. Hemen bunu indirmemiz lazım. Word dosyasını indirmemiz lazım. Bakın burada sağ köşede 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz. Yeni bir pencerede aç diyoruz. Evet. Açıyoruz. Açtıktan sonra bu gördüğümüz dosyayı indirmemiz lazım. Masa üstüne indirmemiz lazım. İndiriyorum. Bakın tıkladım. Evet, indi. İndikten sonra bunu klasörde göster diyorum. Klasörde gösteriyor. Evet, nerede? Bakın şurada seçti. Sağ tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Sonra masa üstüne geliyorum. Dikkatinizi çekerim. Evet, masa üstüne geliyorum. Şöyle aşağıya alayım. Aşağıya aldım. Masa üstüne yapıştırıyorum. Evet. Dosyamızı masa üstüne yapıştırdık. Açtık. Açtıktan sonra evet. Şöyle açtık diyelim. Evet, açtık. Tamam, geldi. Geldikten sonra düzenlemeyi etkinleştirdik. Şu anda dosyamız hazır. Bakın arkadaşlar, dosyamızda ne var? Dosyamızda mesela 10 tane ben kaynak verdim arkadaşlar. Burada İlber Ortaylı'nın kitap kaynağı. Bunlar hepsi kitap kaynağı arkadaşlar. Altını çiziyorum. Kitap kaynağı. Makale falan değil. Hepsi kitap. Arkadaşlar burada saçma sapan bir yazı verdim. Bu saçma sapan yazıya ne yapacağız? Dipnot atacağız. Ama öncelikle bunları Zotero'ya ekleyeceğiz. Bu kaynakları Zotero'ya ekleyeceğiz. Zotero'yu açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar bakın mesela şurada kaynak var. Bu kaynağı yüklüyoruz. Bunlar hepsi kitap. Öncelikle Zotero'da kitap nasıl ekleniyordu? Bakın burada kitap diyorum. Burası yeni bir alan açılacak. Burada başlık yazacağız kitap ismini. Ondan sonra yazarın Ortaylı İlber. Ondan sonra da yayın yeri, kitabın yeri, yayıncısı. Yayınlanma tarihini yazıyoruz. Böyle burada bir liste meydana gelecek. Şurada bir liste meydana gelecek. 10 tane liste meydana getirdikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan tıklıyoruz herhangi bir yere. Sonra bakın burada açtıktan sonra burada Zotero denen bir bölüm var. Oraya tıklıyoruz. Buranın açılabilmesi için buradaki programın da açık olması lazım. Hemen tıklıyoruz. Ondan sonra edit diyoruz. Evet. Add citation diyoruz. Sonra da klasik dipnot şeyini seçeceğiz. Klasik dipnot özelliğini seçeceğiz. O da şunu. Chicago Manual 17. edition full note. Bunu seçiyoruz. Okey diyoruz. Şimdi her şey hazır. Dipnot vereceğiz. Bakın bir geldi. Bir numara geldi. Şimdi benden isteyecek. Ben hemen buraya ne yazıyorum?
Klasik görünüm. Bu konuyla ilgili bilgiler dipnotta şeyde var. Videolarda var. Videolarımı izlerseniz orada göreceksiniz. Hemen kitabı seçiyorum arkadaşlar. Mesela örneğin diyelim ki bir tane kitap seçiyorum. Mesela şunu seçiyorum. Ondan sonra kafadan bu sayfa numarasını kafadan atıyorum arkadaşlar. 89-96. Ondan sonra okey diyorum. Ne oluyor? Bakın mesela. Evet, dipnot geldi. Ben sizden böyle dipnot vermenizi istiyorum arkadaşlar. Saçma sapan herhangi bir yere dipnot vermenizi istiyorum. Bu 10 tane kaynağı kullanmanızı istiyorum. Evet. Kaynağı ondan sonra da bu dosyayı bitirdikten sonra ne yapıyorduk? Bitirdikten sonra kayıtlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da web sayfamıza geliyoruz. Şuradan ödevler bölümüne geliyoruz. Bakın şuradan ödevlere geldim. Evet, ödevlere geldikten sonra da burada ekle diyorum arkadaşlar. Bakın ekle, dosya ekle. Bu dosya bölümü açılıyor. Ondan sonra da gidiyorum. Ne yapıyorum? O yaptığım ödevi ya da neredeyse masa üstündeyse masa üstünde seçiyorum. Onu buluyorum. Kaydediyorum. Açıyorum. Yüklüyorum. Evet, yükleniyor. Yüklendikten sonra arkadaşlarıma söyleyeyim. Evet, ödevim yüklendi. Yüklendikten sonra da ne yapıyorum? Ödevim bitti. Ödevim bittikten sonra arkadaşlar teslim et. Teslim et. Yani teslim et dediğim zaman ödev bitiyor arkadaşlar. Teslim et dersek ödev bitiyor. Evet. Ödevi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim özellikle. Yani videoları iyi bir şekilde izliyoruz. Dipnot nasıl verilir? Ondan sonra kaynakça nasıl eklenir? Kitap olarak elle kaynak nasıl eklenir? Bu konu hakkında size epey bilgi. Burada hepsi vardır arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Zotero iyi bir şekilde burada öğreniyoruz. Öğrendikten sonra Celal Hoca'nın size göndermiş olduğu Word dosyasını açıyorsunuz. Ve bu kaynakları ekliyorsunuz bir defa. Ekledikten sonra ne yapıyoruz? Bu kaynaklara atıf atacağız. Mesela örneğin buna atıf atacağız. Ne yapıyoruz? Herhangi bir yere tıklıyoruz. Word dosyasının üzerinde bulunan Zotero linkine tıklıyoruz. Burası açılıyor. Bundan sonra burayı tıklıyoruz. Ve tıkladığımızda ne yapıyoruz? Klasik görünüm. Buradan eseri seçiyoruz. Evet, eseri seçiyoruz. Mesela diyelim ki şunu seçtim. Kafadan hemen 88 diyoruz. Yani kitap olduğu için önde. Bakın hemen yapıyor. Ondan sonra da 2. Bu şekilde arkadaşlar size verdiğim buradaki atıfları tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra da dosyayı tekrar bana gönderiyorsunuz. Bana gönderme şeyinizi de size gösterdim arkadaşlar. Evet, herkese başarılar diliyorum.